Bugünkü konumuz, ben gözlüğümle tıkayım. Yazarken çok rahat yazıyorum ama konuşmaya gelince yazdığımı aklımda tutmak konusunda herhalde biraz pek başarılı olamıyorum. Onun için biraz okuyacağım galiba zaman zaman. Okumayı hiç sevmem böyle yerlerde ama yani bir yerde zorunlu olacağım belki de. Konumuz tarih neden yazıyla başlar. Şimdi benim alanım sosyoloji. Tarih değil. Ama tarihle ilgili belirli konularda böyle çıkıntılık yapma tarzında müdahil olma eğilimlerim var. Tarihe giriyorum, çıkıyorum ve tarihle ilgili bazı sözler, bazı iddialarda bulunuyorum. Tarihçiler bu konuda ne düşünüyor bilmiyorum. Bilmiyorum aranızda tarihçi de var mı? Bu biraz tarih, biraz da fiziki antropoloji, paleoantropoloji, prehistoria ile filan da bağlantılı bir konu. Yani sosyolojiye daha sonra biraz girecek. Çünkü tarih neden yazıyla başlar denince milyonlarca yıl öncesine de gitmek gerekiyor bir biçimde. Tabii ben de bu konularda ancak kitap karıştırarak, yani bu çok geçmişe yönelik olan bilgiyi kitap karıştırarak biraz bulmaya çalıştım. Ama eğer aranızda böyle sosyal antropoloji ötesinde fiziki antropoloji, paleoantropoloji ya da protohistoria alanlarında çalışanlar varsa ya da eğitim görmekte olanlar ya da genel tarih içinde bile olabilir, lütfen konuşurken ya da bittikten sonra hemen müdahale ederek öyle dediniz ama öyle değildi, benim hatamı düzeltin, memnuniyetle kabul ederim. Şimdi tarih neden yazıyla başlıyor? Böyle ilkokuldan beri hep böyle kafamızda, böyle zihnimizde böyle bir ifade vardır. Tarih yazıyla başlar. Bunu böyle ben böyle kabul ettim. Yani böyleyse, ha böyle deniyorsa, hocalarımız, öğretmenlerimiz böyle diyorlarsa, böyle tarih yazıyla başlıyor. Peki. Ama zaman geçince insan böyle saçlar ağarmaya falan başlayınca kendisine bazı öğretilenleri sorgulama gereğini hissediyor. Acaba ya doğru mu, o da mı doğru değil ki filan, çünkü bazı şeyleri böyle yanlış öğrenmişiz mesela biz diyorsunuz. Acaba burada da bir var mıdır bir şey, ya da tarih neden yazıyla başlar deniyor, bunun gerçekten böyle midir ki diye böyle bir zihinde sorular oluşmaya başlıyor. İbrahim Bey bana bir konu teklif ettiği zaman, hani hangi konuda konuşmak istersiniz, sabah konuşurum da ne konuşacağım? İçimden o geldi. Ya aklımda böyle bir soru var. Tarih neden yazıyla başlar? Bu konuda bir şeyler hazırlayayım dedi. Ve sizin için hazırladım bu metni. Yani ben de bu konudaki düşüncelerimi bu yapacağım konuşma için kağıda döktüm. O nedenle de hani şey yaparken böyle çok ezbere gidip konuşmayacağım. Biraz bakacağım düşüncelerim, çünkü burada yazılı olanlar. Bunları her ne kadar YouTube'a alıyoruz dediyse de zaman zaman YouTube'da sanıyorum seslendirmelerde problemler çıkabiliyor. Ben Facebook sayfama koyuyorum ya da bir belirli siteler benden alıyorlar, yazıyı şey yapıyorlar. Ya yani metin olarak bir yerde muhakkak yayınlanacak. Bir hafta içinde, hiç merak etmeyin, yani kaçırma vesaire gibi bir şey olmayacak. Eleştiri için elinizde daha güvenli, sağlam bir metin bulunacak, yani yerden yere vurabilmek için. Şimdi tarih neden yazıyla başlar? Ha, şimdi böyle deniyor, tarih yazıyor. İnsanın, ben her zaman şöyle düşünüyorum ama öyle düşündüğü, sadece ben düşünüyorum sanıyordum. Meğerse Aristoteles de M.Ö. 300'lerde düşünmüş, yazmış bile. İnsanın hayata üç tür sunumu vardır. Ben yani öyleyim, Aristoteles'te de aynı şeyleri düşünüyormuşuz demek ki. Bir tanesi insanın hayata sunduğu yapıp etmeleri, yani resmen ürettiğimiz nesnelerimiz vesaire yapıp etmeler. Bir başkası sanat eserleri, imgelemelerimiz ve simgelemelerimiz, zihnimizdeki o yeniden tasarımlar, onlar. Bir başkası ise, ortalama şiir falan diyor galiba, bir başkası ise düşüncelerimiz ve düşüncelerimizi ifade, işte konuşmalarımız ve yazılar tabii. Ama yani düşünme ve düşünmenin konuşma, sesle ifade edilmesi ve sonra da yazı. Bu üç tane, üç ayrı dünyaya biz insanlar, ilk insanlardan bu yana sunumda bulunuyoruz. Üç tür, birbirinden farklı üç tür sunumda bulunuyoruz. Şimdi acaba bu üç tür sunumda neden yazı ya da düşünmenin ve konuşmanın işareti olan yazı ile tarih başlatılıyor da sanat eserleri ya da yapıp etmelerimizin ürünleri olan şeylerle başlatılmıyor? Neyi kastediyorum?
biliyoruz ki ilk insanlar, yani bundan işte kaç milyon, tekrar bakayım, 3 milyon yıl önce. Baltalar, taş baltalar, ilk bulunabilen insanlara ilişkin, insanın yapıp etmesinin kanıtı olan ilk nesne taş baltalar. Taş baltaların arkasından toprak balta ya da yani toprağın işlenmesiyle yapılan nesneler ve sonra da madenler geliyor. Yani çağlar olarak bunların tarih öncesi çağlar sıralanırken böyle. Şimdi taş baltalarla, tarih taş baltalarla başlanmıştır denmiyor. Oysa taş balta çok önemli bir kere, bir sapının inceltilmesi, o gövdesinin kullanım alanlarını düşünün. Yani yiyeceğiniz biliyor şahıs işte o ilk ne kadar ilksel bir tip olursa olsun bir kendini koruyor, yırtıcı hayvanlarla mücadele ediyor, belki işte ağaçtan bir şey alıyor yemek için vesaire, her neyse yani önemli bir şey ama tarih onunla başlatılmıyor. Bir başka şey, niye başlatılmıyor onu düşündüm. Yani neden bu insanın tarih taş baltayla başlatılmıyor? Çünkü tabii sosyolog olarak bakmaya çalışıyorum. Taş balta doğa-insan ilişkisini yansıtıyor. Bir de ben-sen ilişkisini yansıtıyor. Yani doğa-insan tamam ama bir de arkasından bir karşılık, bir başka insan daha olacak. Kim diyelim ona? O bu taş baltayı kullanan insana bir yerde yanında yöresinde olan, onun o taş baltayı kullanmasından doğan değişiklik her neyse, hayattaki bir değişikliğe yol açıyorsa ondan yararlanmak isteyen birisi. Yani kendisi demek ki taş balta kullanamayan, bu bir kadın da olabilir, çocuk olabilir ya da fazla becerikli olmayan, ben bileyim yani eli ayağı falan fazla böyle alet kullanmaya uygun olmayan birisi de olabilir. Ama böyle bir ben-sen ilişkisi var. Yani o taş baltada yani o mağarada tek başına yaşayan bir insan değil muhakkak. İlki öyle bile olsa onda. Ama orada onun o karşıdaki ben-sen ilişkisi içindeki insanla ilişkisi çok minimal bir sosyal ilişki olsa gerek. Minimal, mikro seviyede bile, işte yani mikro seviyede diyelim buna ama kesinlikle bir süreklilik arz etmeyen bir ilişki. Dolayısıyla o süreklilik arz etmeyen, yani kurumsallaşmaya gitmemiş olan bu ben-sen ilişkisi, bu biraz sosyal psikolojik bir durum ya da psikolojik ya da sosyal psikolojik, sosyolojik değil. Burada ben işte bu tarihleri böyle, tarih dönemlerini bir ayıranlara minnet duydum. Benim sosyoloji açısından bakmışlar herhalde meseleye. Yani taş baltalarla başlatmıyorlar. Ondan sonra genel şey neydi? İkinci olarak mağaralarda, yani insanın doğaya kattıkları sunumlar olarak tarih sahnesine çıkanlar, insanların mağaralarda duvarlarında çizdiği resimler var. Bunlardan bir tanesi, ben bundan kaçta gitmiştim İstanbul'da bir Yapı Kredi'de, 2006'daymış İstanbul'da. Yapı Kredi'nin o Taksim'de bir sanat galerisi vardı. O da Çatalhöyük sergisi vardı. Ben böyle gittiğim yerlerde onları dolaşmayı severim. Çatalhöyük'teki duvarlarda böyle bu orada yani müzenin girişinde herkese isteyenin alabileceği bir şeydi. Ve ben bunu saklamışım. Bak bugün şey yaramış oldu. Böyle el işaretleri Çatalhöyük'te var. Ama ondan daha da önce yani mağara resimlerine bakıldığı zaman günümüzden ne kadar önce? Endonezya'da 38 bin yıl önce günümüzden mağara resimleri bulunmuş. İspanya'da Altamira'da 33 bin yıl önce. Fransa'da şöyle de 30 bin yıl önce. Ve bunların resimleri de şeyde var internette gördüğün zaman gerçekten çok güzel böyle hem insan resimleri var. Çeşitli yaşlarda çocuk, yetişkin hem de hayvanlar bir iri iri bizonlar vesaire onları resmetmişler. Türkiye'de de yani bunlara meraklı olanlar varsa ben Malatya'da Aslan Tepe'nin Malatya'daki müzede, şehir içindeki arkeoloji müzesinde çok güzel sergiliyorlar orada. Göbekli Tepe'nin kendi içinde de zaten gördüm. Yani Türkiye'de de Çatalhöyük'teki bu var. Tabii yıllar böyle 33 bin vesaire yıl önce değil ama mağara resimleri çok çeşitli coğrafyalarda rastlanıyor. Şimdi mağara resmi de bu da insanın imgeleme ve simgelemesinin yansıması. Yani
bir şeyi imgeleme, bir hayalini kuruyorsunuz ve bir de simgeleme kısmı da var. Tabii bilemiyoruz simgelemeye ne kadar geçti bunu yapan, bu mağaralara bu resimleri çizen insanlar. Yani bir sembolleştirme eğilimi olabilir, başlamış da olabilir. Çünkü o aynı dönemlerde totemler falan da var. Yani çünkü totemler tipik simgeler böyle, klanı simgeleyen şeyler. Bu da olabilirdi. Yani niçin bu ilk mağaralardaki görülen duvarlara yapılan bu çizimler tarihi başlatır denmiyor. Bu da diye denebilirdi, denmiyor. Oysa bu da bir insanın işareti. Yani tarih sahnesinde çıktığının hem de resimlerin güzelliğine baktığınız zaman, hatta renkli bunlar, pek çoğu da renkli, hayran oluyorsunuz. Niçin onunla da başlatılmıyor? Ben yine onu orada sosyolog kafasıyla düşünerek bir cevap bulmaya çalışıyorum. Tabii ama siz dediğim gibi başka alanlardan olanlar varsa içinizde, sonradan lütfen deyin ki hayır, yanılıyorsunuz. O öyle değil. Aslında şundan dolayı o sayılmıyor da bana rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Ben memnun olurum. Yani tabii ikna edebilirsiniz. Çünkü sosyolojik bakış açısı bu diye daha hoşuna gider gibi oldu. Bu tür resimler bir tabii, yani bunu çizenin kendi imge dünyasını, hayal dünyasını yansıtıyor ama bu çok önemli değil, bir tekil bir birey ki. Daha çok bunlar bir, belki bir, çünkü toplu avlar filan da var burada. Ha, bu bir klanın, yani klan denirken kastettiklerimiz neler? Soylar, soy. Yani böyle küçük klan, herhalde 15-20 kişiler filan oluşuyor. Yani çok fazla değildir başlanmışlarda. Çünkü mağaraların büyüklüğüne falan baktığımız zaman öyle çok fazla insanın bir arada yaşamasına izin verecek büyüklükte yerler değil onlar. O şeyi tamam, o bir klanın simgesi de olabilir. Yani onu bir işte topla ava çıkıyorlar. Öyle bir simgesel bir şeyi de olabilir bu çizilen resimlerin. Ama o da kabul edilmediğine göre, ha niçin? Şöyle düşündüm. Orada da bir biz-siz ilişkisi var. O biz, yani klanın varlığı neyi yansıtır? Biz klan içindeki, bu klanın mensupları olarak bir biz varız. Bir de bizim klandan olmayanlar, dışarıdakiler var. Diğer klanlardan olanlar var. Biz-siz ilişkisi. Yani ben-sen şeydeydi ilkinde, aletler taş baltada, burada biz-siz ilişkisi. Biz-siz ilişkisi yavaş yavaş bir, tabii bak klanın içinde tabii böyle yavaş yavaş herhalde bir farklılaşma şeyi de başlıyor. Böyle birisi klanın reisi gibi filan, hani başı gibi filan, yönlendirmesi filan, birileri daha sanatçı filan, bir farklılaşmalar, bir iş bölümüne doğru, ama çok az. Yani genellikle bu tür, bu bensen ilişkisinin olduğu yerler ya bir çuval içindeki patatesler gibidir. Farklılaşmaya da izin verilmez böyle küçük topluluklarda. Çünkü düzen bozulur. En fazla bir kişi, yani en işte şey güçlü olan, her kimse kuvveti en fazla olan, koruyucu olan odur. Bir de tabii hepsi aynı totemin etrafında birleşmiş olmakla aynı ortak ruhu paylaştıkları için de yine aralarında fazla farklılaşmaya izin vermezler. Çünkü o zaman sana niçin daha fazla o ruhtan bir pay verilmiş olsun ki, biz eşit olalım. Ama yavaş yavaş yine de bir, madem ki bir klan oluşmuş, değil mi ki bir aralarda bir örgütlenmeye doğru bir gidiş var ve biz bir kendini başkalarından mesafelendirme eğilimi var. Yavaş yavaş bir kurumsallaşmanın başladığından söz edebiliriz. Tabii bunlar böyle motamot, şeyde cetvelde kesilmiş gibi olacak ayrımlar değil. Ama ilkine göre resmin olduğu, duvar resimlerinin yapıldığı kültürlerde böyle bir yavaş yavaş kurumsallaşmaya doğru bir gidişin olduğundan söz edebiliriz. Ama bu da yeterli değil. Çok daha ilkel seviyedeki bir kurumsallaşma. Ondan sonraki aşama da ne dedik? Yazıyla karşılaşıyoruz. Yazının tarihine bakıldığı zaman tabii ilk yazı Sümerler'de. Değil mi? Oradan öğrendiğimiz şey Sümerler'de gelen kaç? Burada yok. Bir yerde olacak. Evet. Şimdi
1800'lerde hocam aşağı. 3000 herhalde 3000 falan demiştim yani öyle bir şeydi ama 3000 rakamını niye okuyamıyordum onu anlayamadım. Görmem lazımdı yani. Her neyse daha sonraki bir aşamada ama bu yazı bir yerde çok önemli bir şey. Niçin önemli? Bir öyle bir farklılaşma yani insanın düşüncesinin dışsallaşmasıdır yazı. Öyle bir şey. Ve bu yazının ortaya çıkması aslında bayağı gelişkin bir toplum seviyesine, insan birlikteliği seviyesine ulaşıldığının da işaretidir. Yazı ötekiler dünyasıdır. Ötekiler dünyası. Ben, sen, biz, siz dünyası değil. Biz, yani bizi ve sizi ayrıştırıcı bir dünyanın aracı değil. Ötekiler. Çünkü yazılan yazılar sadece orada yaşayan insanlara yapılan seslenmeler değil, o kayıtlar kalsın, kayıt tutulsun diye yapılan yazılardır. Çünkü bütün o tamam, o Hititlerden gelen işte anne çocuk mektuplaşması, sevgililer arasındaki böyle hani duygusal mektuplar falan da var. Ama onun dışında neler var? Anlaşmalar var, savaşlar var, barış anlaşmaları, yiyecek stokları, kayıtları, asker sayıları, silah sayıları, işte kentler, yollar, inşaatlar vesaire bütün bunlarla ilgili bilgiler var. Bunlar yani bir karmaşıklaşmış, gelişmiş bir insan birlikteliği formu var. Demek ki oradaki olan bitenlerin bir kaydının tutulması ihtiyacı ortaya çıkmış. Ondan dolayı yazı var. Yazı ötekilere kalsın diye, bilgiler tanımadığımız insanlara da ulaşsın diye, sadece sesimizin duyurabildiğimiz ya da dar bir zaman ve mekan içindeki yüz yüze ilişkilerle anında çevirebileceğimiz, dönüştürebileceğimiz, çünkü yüz yüze ilişkilerde sözümüzü "Aa sen yanlış anladın, onu demek istememiştim" deyip lafımızın daha fazla bir açıklamasını yapabiliriz. Ama yazıya döktüğümüz zaman bu tür değişmeleri artık mümkün değil. Yani onlar bir de bunları böyle taşlara falan, seramiklere falan şey yapıyorlar. Onun değiş, o kayıttır, o kalacaktır. O bilinç onlarda, o tarihe bir kayıt düşünüyor. Ya da o kültür kendinden sonra yine aynı kültür devam ettirecek. Çünkü biliyorlar ki insanlar belirli bir yaşa gelince ölüyor. O, artık o deneyim yeterince insanlar arasında var. Ama bu bilgilerin kaybolmaması gerekiyor. O kültürün, o devletçik diyelim, yani devlet, hatta onlar imparatorluk filan, yani Hititleri düşünün, değil mi? Ne kadar Karadeniz kıyısına kadar gidiyor, bütün bir Orta Anadolu, Biblos'a kadar, Lübnan kıyılarına kadar gidiyor filan ve imparatorluk onlar. Oraların hepsini çekip çevrilmesi, bir de tabii şimdi ülkeler büyüyor, savaşçılar var, o savaşçıları besleyecek tarımla uğraşan insanlar gerekli. Bunların sevk idaresi için yöneticiler var, kısımlar, krallar var. Ve bir de bütün bu düzenin meşrulaştırılmasını yapan rahipler var. Yani neyin nasıl olması gerekliliğini insanlara anlatan, kabul ettiren ve bir çeki düzen veren, ölçütleri koyan, davranışlara kodlar koyan rahipler var. Bayağı bir farklılaşma olmuş. Ve bütün bunlar hepsi kayıtlara alınıyor. Ha yazı tarihle başlıyor. Çünkü işte böyle ötekilerin de düşünüldüğü bir dünya için insanlar artık yaşamaya başlıyorlar. Ha dedim ki ben o zaman bu bana göre tamam. Yani bir sosyolog olarak tarihin yazıyla başlatılması sosyolojik için, sosyoloji açısından önemli ve gerekli. İyi ki resimle başlatılmamış, iyi ki taş baltayla başlatılmamış. Niçin? Çünkü sosyoloji de ne böyle insan doğa ilişkisidir, ne ben sen ilişkisidir, ne de biz siz ilişkisidir. Sosyoloji ötekiler arası ilişkidir. Tanımadıklarımız, yani makro seviyedeki ilişkilerdir. Evet, biz mikro seviyedeki ilişkiye de bakarız. Mezzo seviyedeki, yani kurumsal seviyedeki ilişkilere de bakarız. Çok önemlidir. Ama asıl sosyoloji, onlar çünkü mezzo seviyede sosyal psikoloji falan da var yani. Ya da çeşitli kurumların cevabı aslında sosyologların da en çok ihmal ettikleri noktalardan bir tanesi. Makro seviyedeki insan ilişkilerine bakmaktır. Yani biz de hemen yani hep şey
kendimi de öyle yaptım. Mesela anket sorusunu alıp tek tek kişilerden bilgi alarak şey tespit etmeye çalışırız değil mi? Sosyal olarak tespit etmeye çalışırız. Aslında o tek bireyin görüşü yani. Ki sen biraz daha böyle makro seviyedeki değişkenlere bakmaya bir çekiniriz biz biraz. Orada sosyologlar şey yapıyoruz. Alçak gönüllülük yapıyoruz. O çok makro konular bizim konularımız değil. Onlar ya felsefecilerin konularıdır, ya büyük siyaset bilimcilerin konularıdır, büyük ekonomistlerin konularıdır. Onlar uluslararası ilişkilerin konularıdır. Asla sosyologlar ne yapar? Aileyle, işte iletişim, aile, daha kurumsal seviyede ya da insanların ilişkiler seviyesindeki konuları inceler. Ya da hep felsefe bu konular, felsefe metinleri severler. Evet. Şimdi yazı önemli. Ha. Yazı demek ki organik topluma denen mekanik toplumdan, herkesin birbirine benzer olduğu toplumdan yavaş yavaş organik topluma geçilmekte olduğunu, geçildiğinin de bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Yazı insan birlikteliklerinin hafızasıdır. Olan bitenlerin bir aracıdır. Tarih yazıyla başlar. Zira yazı bize dolaylı değil, doğrudan bilgi sunar. Yani herhangi bir mağara resminden ya da bulunan herhangi bir şeyden, buluntudan şeyli olarak biz tahminen herhalde şundan dolayı, bundan dolayı bu yapılmıştır, edilmiştir diye düşünmeyiz. Yazı direkt kendisi konuşur. Şu şudur, bu budur diye bize direkt belge olarak, vesika olarak konuşur. Ve yazı şu açıdan da çok önemli, bir dille ifade edilen bir şeydir ve dil, bütün diller, insan çok dünyada hele tarihteki konuşulmuş ve ölü hale gelmiş dilleri de düşünürsek, çok sayıda dil var, yani yüzlerce dil var ama bütün dillerin bir tek ortak noktası var, hepsi mantıksaldır. Çok ilginç bir şey. Bütün diller aynı insan mantığına göre çalışır. Yani hiç fark etmez. O nedenle de çeviri mümkün. Yani ayrı mantıklar olsaydı, Levi Brüller'in dediği gibi falan, hani ilkellerde mantık başka çalışıyor. Hayır efendim. Her yer insan mantığı dünyanın her yerinde ve her çağda hep aynı. Kelimeler evet onlar değişebiliyor. Onlar da işte tercüme vesaireyle öğretilebiliyor. Şeyde yani dilin ister büklümlü olsun, ister eklemli olsun, ister tek heceli diller olsun ki üç tür zaten dil var. Muhakkak bunlar birbirine çevrilebiliyor. Sadece kültür bağımını, kültürün izini en çok taşıyan kelimeler sıfat türü kelimelerdir, sıfatlar. Onun dışında bütün isim olan kelimelerin hepsi tam çevirisi olabilir ama sıfatlara gelince orada yani tercümelerde muhakkak özel o kültürün orada yansımaları, etkileri vardır. Dolayısıyla dil yani insan hafızasının hıfz edildiği, insan bilgisinin, insanın kafasındakilerin kayıt defteri gibi bir şey yani böyle bir şey. Önemli. Tercüme şey yapılabilir. Evet. 3500'lü Sümerler şimdi yazı karşıma çıktı. Yazı ile şu da aynı zamanda mümkün hale geliyor. Tekil olanların şimdi dış dünya tekillikler var. Ama zihin bunları alıyor, kendi içinde biz ne yapıyoruz? Genelleştiriyor ve soyutluyoruz ve kavrama dönüştürüyoruz. Değil mi? Yazı bu kavramın da kaydedilmesini mümkün hale getiriyor. Yani yazıda sadece tekiller yazılmıyor. Kavramlar da yani var o dış dünyadaki nesnelerin kaydı tutulmakla kalmıyor. Aynı zamanda onlar bir daha bir genel, daha kapsamı geniş kavramlara dönüştürülüyor ve kavram olarak da kavramlar da yazıya geçiriliyor. Dolayısıyla yazı gerçekten çok önemli bir hazine. Yani ve bu aynı zamanda yazı şeyi de gösteriyor bize. İlk büyü bozumu. Büyü bozumu hep böyle şeyden gelir. Böyle Weber'den bir şey ve efendim aydınlanmış her şeyi aydınlanmaya, her şeyi moderniteye bağlayan böyle bir akım vardır. Ben nefret ettiğim hiç ben bunu anlamıyorum. Hani vakit kalabilirse çünkü entelektüele bağlayacağım da konuyu. İnşallah ona da bağlayabilirim. Orada da çünkü vardır. Aydın işte efendim şey modernleşmenin çocuğudur falan gibi.
o zaman bir Aristotelesler falan hiçbir aydın değil onlar. Yani hiç onlar değil. Lüzumsuz insanlar yani. Onlar aydın falan değil. Entelektüel değil onlar. Burayı çalıştıran insanlar değil Aristotelesler, Platonlar. Çünkü aydınlanma döneminden önce yaşamışlar. Hem de bayağı önce yaşamışlar değil mi? O öyle bir zihniyet var. Böyle bir ön kabul. Sorgulamaksızın insanlar bunu böyle kabul ediyor. İşte bir anca benim yaşıma gelince sorgulamaya başlamıyor herhalde. Evet, tümel formlara, tekillerin tümel formlara, özelin genel formlara dönüştürülmesi yazı ile, kavramın gelişmesi, kavramın da kayda getirilmesi yazı ile mümkün. Dolayısıyla bu bir büyü de bozuma aynı zamanda. Çünkü sihir ilk bu mistik, yani büyü bozumunun ha ilk örneği ne aslında? Çünkü şey gittiniz mi bu arkeoloji, Ankara'daki arkeoloji müzesi gördünüz orada. Böyle canlandırma gibi şeyler var. Mesela bir köy evi, hani işte herhalde Atatürk tarafından falan ya da Filikler daha öncesinde. Böyle insanlar ve hayvanlar bir arada yaşıyorlar sanki. Yani böyle bir ayrımcılık yok. Yani böyle hepsi bir arada sanki aynı onların da ruhu var. Yani onlar da yapılan şu beraberiz yani. İş içiniz gibi böyle bir mesafe koyma zamanla başlıyor. Yani senin kendinin bir hayvandan farklı olduğunu görmen, giderek bir başka insandan daha farklı olduğunu görmen. Bu mesafelendirme, bunlar büyü bozan. Bu nasıl oluyor? Bu araya ona ad veriyorsun. Onun adı başka, benim adım başka. O ad vermelerle, onu kavramsallaştırmalara başlamalarla onun senden daha farklı bir bütünselliğe sahip olduğunu zihninde kurgulamaya başladıkça sen orada işte orada büyü bozuluyor. Yani her şeyin bir olduğu, bütün evrenin, insanın, doğanın iç içe geçmiş olduğu o anlayış birinci büyü bozumu bu zaten. Ve yazı da bunun tipik bir aracı, tipik aracı. Ondan sonra o diğer büyü bozumları, o da ikinci büyü bozumları onlar. Mesafelenme, yazı sayesinde mesafelenme mümkün hale geliyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi yazının şeyden bahsetmek istiyorum, birazcık mitoloji. Olimpos tanrılarından Prometheus ve Sisyphos var. Şimdi ben bunları birazcık bu şey çerçevesinde tekrar okumaya gayret ettim. Aklıma onlar geldi. Çünkü yazı, yani yazı, bilge, hani o şeyde kimler var, mitolojide kimlerden söz edilmiş. Olimpos'ta bir Olimpos'taki tanrılardan çaldığı ateşi insanlara veren bir Prometheus diye bir yaratık var. Bir şey, insanüstü bir yaratık. Yarı tanrı mı deniyor Prometheus'a bilmiyorum. Olimpos'taki tanrılardan ateşi çalıyor ve bunu bu ateş neyi gösteriyor? Ateş bilgi, yaratıcılık ve uygarlığı gösteriyormuş. Ateş şeydeki, mitolojideki karşılığı bilgi, yaratıcılık ve uygarlık. Evet, Prometheus tanrısal düzene karşı çıkıyor ve insanlara diyor ki ben yani bütün bilgi, uygarlık ve yaratıcılık tanrılara mahsusmuş, Olimpos'taki tanrılara. İnsanlarda yok. Ben diyor bu eşitsizlik olmaz. Ben bunu alacağım, bu insanlara vereceğim ve çalıp veriyor. Sen misin bunu veren? Bunun üzerine Prometheus'a bir ceza veriyor. Kalbini gagalıyor, kanatıyor ve sabaha kadar bunu iyileşiyor ya da akşama kadar iyileşiyor. Ertesi gün tekrar okuyor. Akbaba geliyor ya da kartal ya da akbaba. Tekrar onun kalbini karaciğerini diye geçiyor ama belki akciğeri bilmeyeceğim. Onu şey yapıyor, kanatıyor. Ve sonsuza kadar bu böyle. Yani bu acıyı çeksin. Sen misin insanlara biz tanrılardan ateşi alıp verdin ve onları bilge yaptın, onlara uygarlığı verdin, yaratıcılığı verdin. Al bu sana ceza. Ve böyle bu sonsuza kadar bu acısı devam etsin isteniyor ama sonra Zeus'un bir başka oğlu Herakleitos, her neyse, o geliyor, onu kurtarıyor oradan filan. Ama ben o hikayeyi orada şey yapmak istemiyorum. Bir de Sisyphos efsanesi var. Sisyphos efsanesi de
O da bir yine entelektüellerle ilgili ya da böyle yazıyla, çiziyle, yani bilmeyle, bilgiyle ilgili bir şey. Efsane. Ben ikisini birleştirmek istiyorum zihninde. İki ayrı öykü, yani Prometheus'la başlatıp sonunu, Prometheus çünkü sonunda bir de kurnaz da bir adam. O şey yapıyor, yani o da kendisine ceza veren tanrılara oyunlar yapıyor, onları şey yapıyor falan. Ben o bilgenin, Prometheus'un o bilgeliğini kirletmiş olmak istemiyorum. Kurnazlığıyla kirletmiş olmak istemiyorum. Ben de biraz romantik bir tip olarak. Onu daha temiz bir yaratık olarak kalmasını, zihninde masal kahramanı olarak kalmasını istiyorum. Bir Sisyphos'u ona ekliyorum. Sisyphos ne yapıyordu? Sisyphos efsanesinde de bunu Herodot, ben gördüm diyormuş bunu. Ben okumadım ama öyle, ben doğru bu adamı diyormuş. O da bir tanrılar tarafından cezalandırılıyor. Ona da bir taşı, bir tepeye, her gün çok ağır bir taşı, yukarı kadar taşıyacak. Ama tam taşıyor, hop o taş tekrar aşağı dönüyor. Bütün bir ömür böyle geçiyor. Taşı tam taşıyor, taş yere düşüyor. Bir ömür böyle. O da yine insanlara yaptığı bir iyiliğin karşılığında tanrılar tarafından bu şekilde, yani Olimpos'taki tanrılar tarafından böylece cezalandırılıyor. Şimdi ben, ha ve deniyor ki burada bunu getirdim, açıklaması şöyle bir şey. Sisyphos bu görevi, bu kaderi, yatılan bu kaderi hiç itiraz etmeden her gün o taşı tekrar yukarı çıkarmaya çalıştı. Bundan dolayı yüksünmedi, tanrılara yalvarmadı, onların önünde boyun eğmedi ama bunu kendisine bir görev bildi. Çünkü ben yani insanlara yaptığım bir iyilik karşılığında bunu yaşıyorum diye düşündü. Ve böylelikle de görevi her gün tekrar o taşı, umutsuz olduğunu bile bile yukarı taşımaya çabaladı, o düştü, onu tekrar. Böyle yapmakla tanrılardan aslında intikamını aldı. Niçin? Çünkü onlara önünde boyun eğmedi. Onlardan af dilemedi. Onlardan bir atifet beklemedi. Kaderini, yani kendisine verilen cezayı kaderi olarak gördü ve bunu bir görev olarak, ben bunu yapacağım dedi. Bu böyle yapmakla tanrıları ne yaptı? Cezalandırmanın mutluluğundan mahrum bırakmış oldu. Bu adam ya bu işi yapıyor, zevkle yapıyor, hiç yüksünmüyor. Bu da az bir şey değil. Ben bunu getiriyorum, şeye getirdim. Nesibin'le getirdim. Nesibin'in şiiri nasıl bitiyordu? Dur, ben size onu söyleyeyim. Yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eylemem diyor. O yeryüzünün halifesinin şeyi, onlar da Olimpos'taki tanrılara minnet eylemem diyor. Yani bana acı çektiren bu bir şeylere, bu haksız yere ama, haksız yere yaptığı iyiliğin karşılığındaki bunun karşı, ben buna minnet eylemem. Aynı zihniyet, yani bir aynı nelik diyelim buna, dik başlılık mı? Olabilir yani, entelektüel biraz dik başlılı olabilir tabi. Hasan Hüseyin'in de bir şiirinde geçiyor, acıyı bal eyledik, sıratı yol eyledik diyor. Yani bir şeyleri göze alacaksın insanlara faydalı olmak istiyorsan. Bu yazıdan dolayı olan bir şey. Buradan ben tekrar şeye geleyim. Evet, yavaş yavaş entelektüele doğru geçelim ama bilmiyorum süre nasıl. Şimdi yani herhalde sürede bitti mi konuşma süresi? İbrahim Bey yerli bitti. Entelektüele geçeyim bir geçmeyeyim ya da yani çünkü geçersem o daha şey olabilir çünkü kaç bir hadi şöyle entelektüel kelimesini Raymond Williams'ın çok güzel böyle bir sonra bütün kelimelerin kökenini anlattığı Türkçe'ye çevrilen bir kitabı var bunun Keywords diye anahtar kelimeler diye orada diyor ki bu entelektüel kelimesi 18. yüzyıldan itibaren kullanılan bir kelimedir yani entelektüel nedir kimdir? Tarih yazıyla başladı. Hani getirdik buraya kadar artık onun sorunu şey yapalım. Buraya kadar şeye geldi 18. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başladı ama asıl da Dreyfus davası diye Fransa'da görülen bir dava var. Oradaki bir orada çalışan bir subayın
casusluk yaptı. Almanlara karşı, Almanlar için, Fransız ordusu içinden casusluk yaptığı düşünülüyor ve o cezalandırılıyor. Ama bu arada bu Dreyfus adındaki bu şey, yüzbaşı ya da yani ordu mensubu Yahudi. Fransa'da bir Yahudi bu aslında. Deniyor ki, bazı insanlar diyorlar ki bu haksız yere ceza aldı. Çünkü hapis cezası, yani casusluk, çünkü ağır bir suç. Yahudi olduğu için buna ceza verildi. Çünkü bunu suç, kanıtlar, bunun suçlanması için gösterilen kanıtlar aslında geçerli kanıtlar değil deniyor. Ve bu olay üzerine Fransa'da yılda, yani bin, kaç 1800'lerin 1900'lerin başları, 1800'lerin sonları 1900'lerin başlarında bu olaydan dolayı bir büyük tartışma, Fransa içinde büyük bir tartışma oluyor. Ve işte orada hatta Emil Zola'nın Suçluyorum diye bir ünlü makalesi, böyle oku, yazar, çizer takımı denilen insanlar, yöneticileri ve hukukçuları ön yargılı davranmakla suçluyorlar ve işte ondan sonra toplu bir şekilde bunlar entelektüeller. Yani toplumun işte aslında cezalandırılması gereken ya da hukukun cezalandırdığı insana arka çıkan insanlar diye böyle bir karşı çıkış var. Böyle bir entelektüel kelimesi yaygın kullanımı olarak da bu olay gösteriliyor. Ama Habermas ise diyor ki bu aydınlanmanın çocuğudur. Entelektüel aydınlanmanın çocuğudur. O modernitenin çocuğudur daha doğrusu. Modernite ile bağımsız fikir ileri sürebilen toplumdaki yerleşik güç odaklarının dışında bağımsız bilgiye dayalı fikir üretebilen insanlar ancak modernleşme ile ortaya çıkmıştır. Modernitenin çocuğudur diyorlar. Şimdi ben bu bakış tarzı bana şey geliyor. Bu çok çok fazla kültür bağımlı. Çok fazla kendi kültürünü yüceltici bir tavırmış gibi geliyor. Yani moderniteye daha erken, diyelim ki 16-17. Yüzyıldan itibaren modernitenin izlerinin yaşanmaya başlandığı ülkelerin konumunun ya da belirli insan tabakalaşmasındaki ünvanların, statülerin özelleştirilip seçkinleştirilmesiymiş gibi geliyor ve bu bana çok şeyli gelmiyor, ikna edici gelmiyor. Ve bu işte başta söylediğim yazının icadı, hani olayı var ya, o beni oralara gitmeye yönlendiriyor. Çünkü şöyle bir şey var, yazının çıkışı sırasında, onu orada söylemedim çünkü aslında tarihe girildiği zaman o kadar çok yüzyıllar için o kadar çok olayları es geçmek, geçerek bir şeyleri anlatmak gerekiyor ki. Şimdi bu Sümerler mesela, Sümerler tipiktir. Bu konuda kaynak olarak da bu Gordon Child adında bir, aslında kendisi bir kitap, şimdi şey dediniz, kütüphaneci demiyoruz, bilgi belge yönetimcisi dediniz. Tarihte neler oldu bir de kendini yaratan insan diye iki tane Türkçe'yle çevirmiş çok değerli kitabı var böyle. Gerçekten Uygar tarihi içinde okunması gereken kitaplar. Onun onda da vardır. Yani ben ondan çok etkilendim o bu şeyi, kanaati geliştirirken de. Bu Sümerler'de özellikle, yani bu çünkü yazının ortaya çıktığı, bu katiplerin ortaya çıktığı dönem. Tabii ilk önce katipler, sonradan da daha bilge kişiler, bilgiye dayalı bir şeyler ortaya, fikirler ortaya atan insanlar ortaya çıkıyor. Ama önce yazı katiplerle çıkıyor. Katiplerin ortaya çıkması artı ürünün ortaya çıkmasıyla paralellik gösteriyor. Artı ürün. Artı ürün çok önemli bir şey. İnsanlık tarihinde nerede artı ürün ortaya çıktıysa, artı değer değil, artı ürün. Orada çok ivme kazanıyor. Sosyal değişme ivme kazanıyor. Artı ürün ne? İnsanların ihtiyaçları olduğundan daha fazla ürün üretmeleri. İhtiyacınızdan daha fazla ürün üretebiliyorsanız ve o ürünü sonra pazarlıyorsunuz da tabii, elinizde yani tükettiğinizden daha fazla ürün ve ürünün karşılığı muadili olan para, servet, zenginlik birikiyor. Onları belirli uygarlık göstergesi olan binalara vesairelere
şey yapabiliyorsunuz, yollara, köprülere, yeni silah almalara, topraklarınızı genişletmelere harcayabiliyorsunuz. Ama bunun yanı sıra aynı zamanda bir de üretime doğrudan katılmayan insanların afford edilebilmesi için, yani onların maddi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için onlara belirli bir fon ayırabiliyorsunuz. Şöyle, bilge kişilere, bilgisi, bilgiye dayanıp kanaat oluşturabilen insanlara doğrudan böyle üretimde bulunmamakla birlikte bu insanlara hayatlarını sürdürebilme imkanlarını sunuyorsunuz. Onların yani bir biçimde ya özel ders veriyorlar, ya öğretmenlik yapıyorlar, bir biçimde onlar hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Hiçbir iş yapmalarına gerek yok. Onlar sadece fikir üretmekle yükümlüymüş gibi. Ya da yani öyle bir tabakayı besleyebiliyor bir toplum. Artı ürünümüz ne kadar çoksa bu tür insanları besleyebilme o toplumun, bu tür insanları besleyebilme imkanı da o kadar çok oluyor. Dolayısıyla entelektüelin ortaya çıkışının arkasında bu çok önemli bir şey. Yani artık ürün ortaya çıkması, kentlerin ortaya çıkması, çünkü kentler de aynı zamanda artık ürünle birlikte ortaya çıkan yerleşim yerleri. Artık ürün olmasa herkes köyde üretim yapacak, yani tarlada çalışacak. Kentte oysa üretim yapmadan ama zanaat ve onun dışında, mesela rahipler de öyle, yani tapınaklardaki rahipler de, onlar da direkt üretimde bulunmuyorlar ama yine onların da ihtiyaçlarının giderilebilmesi mümkün imkan dahiline giriyor. Böyle bir gelişme var entelektüelin tarihteki gelişmesinde. Ama ayrıca tabii başka bir şey daha var. İlk çağlarda sadece artı ürün yetmiyor, artı ürün bir kentlerin gelişmesini de besliyor ve şeylerin, entelektüelin ortaya çıkışının koşullarına kolaylık sağlıyor. Bir başka daha etken daha var ki o da site devletleri. Site devletleri o eski Yunan'da niçin ortaya çıkıyor? Yani imparatorluklar daha sonra site küçük küçük devletler. Bir sitede ki yöneticiyle arası iyi olmayan bir entelektüel bir başka siteye gidip orada kendisine yeni bir grup oluşturabiliyor. Bu da site devletlerinin bulunması. Eski Yunanlılar evet muhakkak zeki tabii ama yani niçin bu kadar çok filozofu var? Çünkü site devleti tarzında örgütlenmeleri var. Entelektüeller o bütün işte tarih hani felsefe derslerinde herkesin bugün şeyleri okuduğu insanlar o bir sitede, hadi o sitede olmadı. Biri işte Büyük İskender'in hocası, biri bilmem kimin bilmem nesi, öbürüne gidiyor, öbürünü de. Dolayısıyla bu yer değiştirme imkanlarının kolay olması, özgürlük, özgürce düşünebilme imkanlarını da onlara sunmuş oluyor. Dolayısıyla yani yazı az buz bir şey değil. Ha, sonra onu düşündüm, onu da bir yerine de yazdım, hatta onu da bitirmiş olayım. Tanrılar dedim Prometheus'u ve şeyi Sisyphus'u cezalandırmakta haklılar mıymıştı? Çünkü gerçekten dünyanın düzenini bozan bir yerde böyle akılları karıştıran fikirler ileri süren hem de doğrudan doğruya üretimde bulunmayan ama ürettikleri fikirlerle dünyanın gidişatı üzerinde etkili olmaya çalışan bir insan grubu. Tarih neden yazıyla başlar? İşte bunlardan dolayı yazıyla başladı diye herhalde kabul ediliyor. Ve iyi ki de yazıyla başlatılmış diye düşünüyorum. Evet, bu kadar.